Geçmişte yaşadığımız olaylar, en büyük ambargo Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki ambargo. Daha sonra süreç içerisinde bazı ülkelerin bazı açık, bazı da kapalı kısıtlamaları. Bazen adını ambargo koymadan da size ambargo koyuyorlar. Örneğin bir sistemi istediniz, bir parçayı istediniz. Her zaman 2 ayda gelmesi gereken parça diyelim ki size 1 senede geliyor. Bu da aslında adı konmamış bir ambargodur. Örneğin biz çok iyi bir obüs Türk Silahlı Kuvvetleri üretti. Fırtına obüsü. Fırtına obüsünü Azerbaycan'a satacağımız sırada motoru bizim, servo motor Amerika'nın, motor da Almanya'nın, satamazsınız dediler. Bunlara karşı ne gibi önlemler alınması gerek? Dediğiniz gibi önce ambargolar yaşadıklarımızın halen devam eden şeyleri, etkileri ve biz bu etkileri kırmak için evet çok iyi bir yere geldik. Türk savunma sanayisi hakikaten lig atladı. Az önce de söyledim, neredeyse Süper Lig'e çıkmak üzereyiz. %75'lerde kendi kendimize yeterli bir duruma geldik. Ancak bunun daha da ileriye götürülmesi, hedef %100 demek istemiyorum. %100 diye bir şey hiç kimse şey yapmaz. Ama bazı kritik alanlara odaklanarak bunları kaldıraç olarak kullanıp savunma sanayindeki etkinliğimizi, yetkinliğimizi artırabiliriz. Ve daha sonra da herhangi bir ambargoya maruz kalmamak için nelere, hangi teknolojilere, hangi bileşenlere, hangi sistemlere, alt sistemlere odaklanmamız gerektiğini de bu kitap içerisinde şey yapıyoruz, çözüm önerileri sunuyoruz. Okumak isteyenlere zevkli okumalar diliyorum. PDF olarak yayınladık ki herkese ulaşabilsin, herhangi bir ücret ödemeden herkes edinebilsin diye düşünüyoruz. Kitap 1000 adet basıldı. Zaten bunun 650-700 adeti şu anda kurum kuruluşlara, devletin ilgili organlarına gönderildi. Savunma Sanayi Başkanlığı'na gönderdik, Silahlı Kuvvetler'in bütün ünitelerine gönderdik, üniversitelerimizin kütüphanelerine gönderdik, rektörlerimize ayrı ayrı gönderdik. Umarım buradan da faydalanılır. Bizim maksadımız her şeyi devletten beklemek yerine bazı şeyleri düşünce kuruluşu olarak, sivil toplum kuruluşları olarak bizler de ne yapabiliriz'i özellikle burada öne çıkarmak ve mümkün olduğu kadar da karar vericilere karar desteği sağlamak, onlara yardımcı olabilmek açısından da bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Kitabın konusunu belirlerken özellikle geçmişte yaşadığımız bazı olaylardan esinlenerek kitabın konusunu belirlemeye çalıştık. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu coğrafya, ülkemizin bulunduğu coğrafya sorunlu bir coğrafya. Yani hep problemli bölgelerin ortasında, Kafkaslar'da en son yaşadığımız olaylar, Balkanlar'da geçmişte 90'larda yaşadığımız olaylar, Orta Doğu'da devam eden olaylar, böyle bir problemli bölgenin ortasında bulunan bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin güçlü olması gerekiyor. Eğer güçlü bir silahlı kuvvetleriniz varsa gücünüze dayanarak da dış politikada oluşturursunuz. Silahlı kuvvetlerimizin güçlenmesinin önünde de zaman zaman bazı engeller oldu. Bunun ilk örneğini de 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra gördük. Kıbrıs'a yönelik harekatta Amerikan menşeli silahları, sistemleri kullanamazsınız diye 1975 yılında Türkiye'ye karşı bir ambargo uygulandı. Müteakiben de Türkiye karşı bir hamle yaparak Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de konuştuğu bütün üslerine, askeri bölgelerine el koydu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne girdi. Bu kriz süreci 1978 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargoyu kaldırmasıyla sonuçlandı. Ancak buradan çok önemli bir ders çıkarıldı. Peşinden Amerika Birleşik Devletleri ile savunma ve ekonomik işbirliği anlaşması bir anlaşma yapıldı ve üslerin pozisyonu belirlendi. Birinci kritik konu Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra uygulanan ambargonun yarattığı ortam. Ben buna milli uyanış hareketi diyorum. Bu milli uyanışta Türkiye Cumhuriyeti kendi savunma sanayisini kurmaya karar verdi. Ve Türkiye Cumhuriyeti kendi savunma sanayisini kurmaya başladı ki bunun ilk örneği de Aselsan'dır. 1975 yılında kurulan Aselsan. Şimdi birinci konu bu. İkinci konu da çok yakında yaşadığımız işte 2020 yılının Aralık ayında malumunuz Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından bir Türkiye'ye karşı ambargo kararı alındı. Bu önceki gibi tamamen kapsamlı değil ama bazı konulara yönelik olarak alınan bir ambargo kararıydı. Bu demek ki biz zaman zaman bu gibi şeylerle karşılaşacağız. Bu ambargo sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden de değil,
zaman zaman diğer ülkelerden de örtülü veya açık olarak da bu ambargolar ve kısıtlamalar geldi. Geçmişte iç güvenlik harekatı kapsamında kullandığımız silah araç gereçlere yönelik Almanya tarafından yapıldı. Zaman zaman Fransa tarafından belli şeyler yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye ambargoyla zaman zaman yüzleşti. Bunun için biz ne yapabiliriz diye önce bu kitaba giden yolu belirlemeye çalıştık ve iki ayrı toplantı yaptık. Savunma sanayimizin bağımsızlaşması, savunma sanayimizde kendi kendimize yeterli hale gelmemiz için bu ambargo şeyinden kurtulmamız lazım. Ambargo olgusundan kurtulmamız ve kendi kendimize yeterli olmamız lazım. Neler ambargoya tabi olabiliyor? Bunun için biz 2019 yılının Kasım ayında dedik ki olası bir ambargo durumunda, ambargo yoktu. Olası bir ambargo durumunda neler yapabiliriz diye bir odak toplantı icra ettik. Bu toplantıya alanında uzman 12 kişiyi çağırdık. Bunlar çoğu savunma sanayi alanındandı. Devletin diğer kurumlarından, kuruluşlarından da gelenler vardı. Bu konuya ilgi duyan uzmanları çağırdık. Neler yapılabilir? Olası bir ambargo durumunda bize hangi teknolojiler verilmez, hangi sistemler veyahut da silah sistemleri verilmez? Bu konuyla ilgili bir çalışma yapalım dedik. Birinci çalışmamızı o zaman yaptık. İkinci çalışmamızı da önceden ambargo gelebilir diye düşünüyorduk. İkinci çalışmamızı ambargo geldikten sonra yaptık. Aralık 2020'de ABD Kongresi bu ambargo kararı alınca biz de peşinden Mayıs ayında bir ayrıca ambargo durumunda hangi teknolojiler, sistemler şey yapılabilir, ambargo durumunda neler yapılabilir diye ikinci çalıştayı yaptık. Burada da 11 uzman çağırdık ve bu iki toplantının sonucunda da belli şeyler çıktı. Bunları işte bu kitapta bir araya getirerek yayınlayalım. Münhasıran sadece ve sadece ambargolar olsun. Daha geçen yıl da bir kitap yayınlamıştık biz ama onu Türkiye'nin bütünsel güvenliği gibi yayınlamıştık. Bunu sadece olası ambargo durumunda neler yapıldı? Ambargolar geldikten sonra neler yapılabilir? Bunu işlemek üzere iki toplantı yaptık ve sonuçlarını bir araya getirdik ve okuyucularımızın kullanımını sunduk. STM'deki genel müdürümüzle, genel müdür yardımcımızla, bizim Think Tank ekibi ve danışmanlık müdürümüzle konuları tartışırken ne yapabiliriz? Kimleri katılımcı olarak çağıralım? Nasıl bir şey işleyelim, süreç nasıl yürüsün diye kendi aramızda toplantılar yaptık ve sonunda biraz önce de bahsettiğim gibi önce ambargodan önce bir toplantı yaptık. Bir de ambargo geldikten sonra bir toplantı yaptık. Burada hakikaten çok değerli şeyler oluştu, görüşler ortaya çıktı. Yani ambargo gelmeden önce biz hangi teknolojilere odaklanmamız lazım? Hangileri kritik teknolojiler? Hangi sistemlere, silahlara önem vermemiz lazım? Yarın öbür gün, herhangi bir gün bir ambargo gelirse bizim yürüttüğümüz projeler nasıl etkilenir? Bunları tartıştık ve dediğim gibi önce Kasım 2019'da, bilahare de Mayıs 2021'de, yani daha bu sene iki ayrı toplantı yaptık ve burada çok değerli katılımcılarımız, konuşmacılarımız oldu. Onların yol göstermeleriyle, onların katkılarıyla, bizlerin de yönlendirmesiyle, soruları bizler hazırladık çünkü yönlendirmek çok önemli. Bu her iki toplantının da moderatörlüğünü ben yaptım. Ben neden şey yaptım? Çünkü geçmişte biz silahlı kuvvetlerdeyken de bu ambargo tehditleriyle zaman zaman karşı karşıya geldik. Hiç ilgisi, alakası olmayan heyetler bile geldiklerinde ya biz size ambargo uygularsak ne yaparsınız demeye başladılar. Bununla biz bir gün yüzleşeceğiz diye düşündük ve onun için bu kitaba giden yol, süreç böyle belirlendi diye söyleyebiliriz. Şimdi biz toplantılarımızı şöyle yapıyoruz. Toplantılarımızı hemen hemen 5-6 saat boyunca önceden hazırladığımız soruları yönlendirerek arkadaşlarımızdan, katılımcılardan onların görüşlerini kayda alıyoruz. Konuştuklarını kayda alıyoruz. Daha sonra bunları çözümünü yapıyoruz. Kendilerine bir daha geri gönderiyoruz. Düzeltmelerini ve ilavelerini veya çıkarması gereken yerleri alıyoruz, düzenliyoruz. Sonunda bizim Think Tank'teki arkadaşlar üzerinden geçiyor. Ben en son bir kez daha üzerinden geçiyorum ve editörümüze gönderiyoruz bu konuyla ilgili olarak. Ve sonunda bir düzgün düzenli metin ortaya çıkıyor. Yani bölüm bölüm benim sorularım, yönlendirmelerim,
katılımcıların vermiş olduğu cevaplar bir araya getirildiğinde düzenli metinler ortaya çıkıyor. Kitapta da genelde benim sorularım içerisine yedirilerek bu kitabı öyle hazırladık. Bundan önce kitapta farklıydı. Burada dolayısıyla her iki toplantı sanki aynı anda olmuş gibi buraya yansıttık. Çünkü birbirinin devamı gibi tekrar eden konular da vardı. Onları da ayıklayarak böyle bir yola başvurduk. Yani konuşmacılarımız serbest olarak konuşuyor. Daha sonra çözüyoruz, kendilerine gönderiyoruz. Biz de üzerinden geçiyoruz. Sonra da editöryal olarak da üzerinden geçiliyor ve kitaba aktarmış oluyoruz.